yeni alanlarda petrol araştırabiliriz. Çünkü bu imkanımız var bizim. Bu konuda da aynı zamanda yetişmiş beyin gücümüz de var, uzmanlarımız da var. Arkadaşlarımızın çoğu şu anda Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Abu Dhabi'de, Libya'da Araplar için petrol arıyor. Kimisi Rusya'da, çoğu Amerika'da yabancı şirketlerinin içinde çalışıyorlar ve Türkiye hoş görülsün diye bunlar genellikle Türkiye'ye işte bakın bizim içimizde bir Türk mühendis çalışıyor diye kandırmaca şeklinde sokuluyor. Maden şirketleri de böyle aşağı yukarı. Amerikalı petrol şirketleri, petrolünüz var ama size güvenmiyoruz. Türkiye'nin 5000 metre sondaj yapabilecek sondaj makinelerini satın alması her seferinde engellenirken 80'li yıllarda Enerji Bakanlığı yapan Serbülent Bingöl'ün elimizi kolumuzu bağlayan bu petrol kanunları ile ilgili yaptığı tadilatları ve çabaları da sonuçsuz kaldı. Amerikalı petrol şirketlerini Türkiye'de petrol aramaya davet eden Serbülent Bingöl'ün aldığı cevap gerçekten çok manidar. Evet, sizde 5000 metre ve altında zengin petrol yatakları var. Fakat size güvenmiyoruz. Ya İran, Irak örneğinde olduğu gibi petrolü devletleştirirseniz? Amerika Irak'a girmiştir. Neden girmiştir? Kimisi petrol için der, kimisi orada nükleer silah vardı, biyolojik kimyasal silah vardı der. Bunun nedeni bir muammadır. Yani günde 25 milyon varil üzerinde petrol üretilen bir dünya petrol şirketlerini düşünün. 2 milyon varil petrol üreten Irak'ın petrol yüzünden vurulması diye bir şey söz konusu olamaz mantıksal açıdan. Irak Çin'e petrol veriyor diye düşünseniz, Çin'in ekonomisini baltalamak istiyor deseniz o da değil çünkü Irak Çin'e petrol vermiyor. Üçüncü şık, Fransız, Rus vesaire petrol şirketleri Irak'ta petrol sahalarını aldılar, petrol arama müsaadelerini aldılar. Bunların önünü kesmek için Amerika ve İngiltere beraber buraya girdi deseniz hiç fark etmiyor. Çünkü dünya madenciliğinin %70'ini elinde bulunduran Rio Tinto şu anda Rusya'daki ya da Fransa'daki ya da Kanada'daki ya da Amerika'daki tüm petrol şirketleri veya bu tür şirketler onların zaten kontrolündedir. Yani adı İngiliz olmuş, Fransız olmuş hiçbir şey fark etmez. Aşağı yukarı 40'tan fazla madeni de tüm dünyada egemenliğini sürdürmektedir Rio Tinto. Aynı zamanda finans çevreleri. Aynı zamanda uyuşturucu. Evet. Tüm dünyayı bunlarla yönetiyor. Bu durumda yani Amerikan şirketleri Fransız ya da Rus şirketlerini kıskandı. Onlara arama müsaadesi verdi Saddam. Bu yüzden dolayı Amerika ve İngilizler oraya girdi. Hayır bu da yanlış. Şu andaki petrolün geldiği fiyata bakın. $70. Trakya'da biz gaz buluyoruz. Söz gelimi Türkiye'deki ortalama delme derinliği yaklaşık 2000 metredir. Oysa biz İran'da yaklaşık 5-6 kilometre derinlere bakıyoruz. Efendim, bana göre Güneydoğu Anadolu bölgesi yeni kurulacak bir Kuzey Irak Kürdistan Devleti'nin uzantısına bırakılıyor. Çünkü Avrupa Birliği demek Türkiye'nin bölünmesi demek. Avrupa Birliği demek Türkiye topraklarında bir Kürdistan'ın yaratılması demek. Dolayısıyla bu bölgede Güneydoğu Anadolu'nun elimizden alınarak bir Kürdistan, olası bir Kürdistan devletini vermek üzere bekletiliyor diye düşünüyorum ben. Trakya'daki doğalgaz alanlarının çoğu bir Amerikan şirketine gitmiş durumda. Yani toprak bizim, gaz bizim. Toprak bizim de gaz onların. Yani ineği biz besliyoruz. Sütü onlar sağıyorlar. Ve sütü de bize satıyorlar. İneğin sahibine satıyorlar. Dolayısıyla inek oğlu inek olmamak gerekiyor. Ne yazık ki zengin gaz yataklarımızın çoğu Amerikalıların eline geçmiştir. Aynı olay Ege sorunu olayı vardır. Ege sorunu hep kıta sahanlığı, kıta sahanlığı diye söylenir. Ne yazık ki Ege'de büyük yanılgılar yapılmıştır. Ege'de anlaşmalarda kıyılardan 3 mile kadar
Türk suları diye adlandırılmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti kıyılarına göre bizim deniz hakkımız tanımlanmıştır. Bu büyük bir oyundur bu. Bu coğrafya bilgisinin biraz az bilinmesinden kaynaklanıyor. Bir de 500 yıl üstünde oturduğumuz toprağı bilmemekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda Ege adalarıyla, içimizdeki bazı kişiler Yunan adaları diyor, ben buna çok üzülüyorum, Ege adalarıdır onlar. Ege adaları ile Türk suları arasında benim Ege İncileri diye adlandırdığım yaklaşık 5 tane petrol sahası vardır. Bu petrol sahasının hiçbirinde Türkiye delgi yapamamaktadır. Bunun ana nedeni Yunanlar demektedir ki bu sular bizim. Dolayısıyla siz burada delgi yapma izni veremeyiz. Şimdi işte Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne Türkiye'de müzakereye oturması nedeni budur. Yani Türkiye çünkü her şeyi vermeye hazırdır. Avrupa Birliği'ne girmek için gözü dönmüştür Türkiye'de. Ve her şeyini satmaya hazırdır. Her şeyini satmaya hazırdır. Dolayısıyla onlar için deniz bir sudan ibarettir. Ama biz jeofizik mühendisleri için o denizin altında petrol vardır, maden yatakları vardır. Şimdi Türkiye geç kalmadan Avrupa Birliği girme sevdasından vazgeçmesi gerekir. Yoksa petrol sahalarından vazgeçecektir. Ve Türkiye'nin Ege'de ödün vermemesi için Yunanlılara Avrupa Birliği'nden çıkması gerekir. Şimdi bizim sorunsuz gibi gözüken denizlerimizden bir tanesi Karadeniz'dir. Bir tanesi Marmara'dır. Ama ne yazık ki Marmara Denizi de deprem nedeniyle yabancılara peşkeş çekilmiştir. Yani nasıl? Birileri çıkıp biz Marmara'da kırık arıyoruz sevdasıyla, o kimlerin olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Sözde bilim adına yok Uranya gemisi, İtalyan gemisi, yok Fransız gemisi kırık bakma geldi diye bütün Marmara'nın altında petrol beklenen yataklarının tamamen jeofizik görüntüleri çekmişlerdir. Bizim petrol beklediğimiz diğer yer Karadeniz'dir. Şimdi özellikle Doğu Karadeniz bölgesidir. Doğu Karadeniz bölgesindeki izinler British Petroleum, yani yine sömürgecilere Türkiye Petrolü ortaklığında verilmiştir. Burada yaklaşık 3,5 kilometre derinliğinde bir kuyu delinmiştir ve boş çıkmıştır. Bu buranın petrolsüz olma anlamına gelmez. Şimdi buradaki araştırmalarının sürdürülüp özellikle Sinop açıklarında ve Artvin Hopa açıklarında araştırmaları sürdürüp Ruslarla da iyi ilişkiler içinde bulunup bu petrolleri çıkartmak gerekiyor. Özellikle Karadeniz bölgelerinde bizim yanar buz alanlarımız vardır. Bunlar yine petrolün birer türevidir. Şimdi bugünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu vesile ederek Karadeniz'i donanma sokmak istemektedir. Bunun çok farklı bizim için olumsuz koşullarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim burada dostumuz, komşumuz olan Ruslar olabilir. Dolayısıyla Karadeniz üzerinde Ruslarla bizim herhangi bir sorunumuz yoktur. Balıkçı sorunlarımız vardır, onlar da barışçı olarak çözülür. Dünyada arz talep dengeleri vardır, bütün mallarda. Ticari dengeleri veya arz talep dengelerini bir grup insan adını koymaktadır. Yani Amerika'da, Türkiye'de veya başka bir tarafta. Üretimi kontrol altına almak, tüketimi kontrol altına almak. Ana amaç budur. Yani yeni dünya düzeni dedikleri, Büyük Orta Doğu projesi dedikleri, bunların tamamındaki kastedilen budur. Küreselleşme denilenin tamamında üretimi kontrol altına almak, tüketimi kontrol altına almak. Ve tüm üretim kontrol altına alınmalı, aynı zamanda tüm tüketim kontrol altına alınmalı. DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü'nün Uruguay toplantılarında alınan tırım tırık kararlarında zaten bunları söyler. Zihinsel mülkiyet hakları dediğimiz, yani patent hakları, hayvanlara, bitkilere uygulanan, yarın insanlara da uygulanacak. Bu anlaşmaların şeyinde petrolünüzü üretemezsiniz. Niye üretemezsiniz? Bugün Başbakan Erdoğan istemiş olsa, efendim buradaki kuyuyu açın petrol üretin dese, nispi olarak günde 100 varil petrol üretebilirsiniz.